Nisa suresi Medine'de inmiştir. 176 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkun. Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalardan, akrabaların hakkını çiğnemekten sakının. Şüphesiz Allah sizi gözetleyicidir. Yetimlerin mallarını kendilerine verin. Kötü olanı iyi ile değiştirmeyin. Kendi kötü malınızı onların iyi malıyla değiştirmeyin. Ve onların malını kendi malınıza ekleyerek yemeyin. Şüphesiz bu büyük bir günahtır. Eğer yetimler, öksüz kızlar hakkında adaletsiz davranmaktan korkuyorsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer veya dörder nikahlayın. Adaletsiz davranmaktan korkuyorsanız, o zaman yalnız biriyle evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu adaletsizlikten uzak durmanız için daha elverişlidir kadınların mehirlerini gönül hoşluğuyla kendilerine verin. Eğer gönül rızasıyla mehirlerinin bir miktarını size bağışlarlarsa, onu afiyetle yiyin. Hayatınızın doğrulması için Allah'ın vesile kıldığı mallarınızı beyinsizlere vermeyin. O mallardan onların geçimlerini sağlayın. Onları giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri olgunluğa erişip erişmediklerini bilmek için deneyin. Evlenme çağına eriştiklerinde onlarda akıl yönünden olgunluk belirtilerini görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye mallarını israf ederek ve tezelden yemeyin. Zengin olan iffetli olsun. Yetim için verdiği emeğine karşı bir şey almasın fakir olansa ölçülere uygun miktarda yesin yetimlere mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerin huzurunda yapın hesap gören olarak Allah yeter erkeklere baba ve annenin ve akrabaların geride bıraktığından bir pay vardır kadınlara da baba ve annenin ve akrabaların geride bıraktığından bir pay vardır onun geride bırakılan malın azından da çoğundan da ödenmesi gerekli belirlenmiş bir pay olarak miras taksiminde hisseleri olmayan yakınlar öksüzler ve fakirler de bulunurlarsa onlara da ondan verin ve beğenilen güzel söz söyleyin kendilerinden sonra güçsüz evlatlar bıraktıkları takdirde onlar için sıkıntıya düşmekten endişe edenler haksızlık etmekten korksunlar Allah'tan çekinerek sağlam söz söylesinler. Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, gerçekte karınlarına ateş doldurmaktadırlar. Yakında onlar alevli ateşe atılacaklar. Allah evlatlarını hakkında size şöyle tavsiye eder. Erkeğe iki kadının payı verilir. Eğer mirasçılar yalnız kız olur ve iki veya ikiden fazla olurlarsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bir kız olursa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa baba ve annesinin her birine altıda bir hisse düşer. Eğer çocuğu yoksa ve yalnız baba ve annesi ondan miras alırsa, annesinin payı üçte birdir. Geri kalan mal babanındır. Ama eğer ölenin kardeşleri varsa, annesinin payı altında birdir. Geri kalan babanındır. Tüm bunlar onun yaptığı vasiyetten ve borcundan sonradır. Babalarınız ve çocuklarınızdan hangisinin size daha çok faydalı olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından belirlenen farzlardır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilen ve hikmet sahibidir. Hanımlarınızın çocuğu yoksa yaptıkları vasiyetten ve borçtan sonra bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa, yaptığınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, sekizde biri onlarındır. Eğer babası, annesi ve çocuğu olmayan bir erkek veya kadın miras bırakır, ve onun anne tarafından bir erkek kardeşi veya kız kardeşi olursa, o ikisinden her birinin hissesi altıda birdir. Eğer bundan fazla olurlarsa, o zaman üçte birde ortaktırlar. Bu, zarar vermek niyeti olmaksızın yapılan vasiyetten ve borçtan sonradır. Bunlar Allah'tan size bir öğüttür. Allah hakkıyla bilendir, halimdir.'' Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse onu altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Orada sürekli kalırlar. Büyük kurtuluş ve başarı işte budur. Kim de Allah'a ve peygamberine karşı gelir ve koyduğu sınırları aşarsa Allah onu sürekli kalacağı bir ateşe sokar ve ona aşağılayıcı bir azap vardır kadınlarınızdan fuhuş, kötü iş yapanlar aleyhine içinizden dört şahit getirin. Eğer tanıklık ederlerse, ölünceye veya Allah kendilerine bir yol belirleyinceye dek onları evlerinde tutun. İçinizden fuhuş yapan iki kişinin, kadın ve erkeğin her ikisini de incitin. Eğer tövbe eder ve kendilerini düzeltirlerse artık onlara dokunmayın. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden ve sürekli merhamet edendir. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe sadece cahillikle günah işleyen ve sonra hemen tövbe eden kimseler içindir. İşte bunların tövbelerini Allah kabul eder. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir ve hikmet sahibidir. Sürekli günah işleyip nihayet ölümü gelince ben şimdi tövbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Onlara elemli bir azap hazırladık. Ey iman edenler! Kadınlardan zorla miras almanız size helal değildir. Apaçık bir fuhuş işlemedikçe verdiğiniz maldan bir kısmını almak için onları bir kenara da koymayın. Onlara baskı da yapmayın. İyi ve uygun bir şekilde onlarla geçinin. Onlardan hoşlanmıyorsanız hemen ayrılmaya yeltenmeyin. Çünkü Allah'ın hoşlanmadığınız bir şeyde çok hayır takdir etmesi mümkündür. Eğer bir eşi bırakıp yerine başka bir eş almak isterseniz, mehir olarak onlardan birine yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan bir şey almayın. Yoksa bunu mehri iftira ve apaçık günaha başvurarak onlardan almak mı istiyorsunuz Nasıl bu mehri alıyorsunuz Oysa birbirinizle ilişkide bulunmuşsunuz ve eşleriniz de sizden sağlam bir ahit almışlardır Ve geçmişte olanlar bir yana artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin Çünkü bu çirkin, iğrenç ve kötü bir yoldur analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, ilişkide bulunduğunuz kadınlarınızdan olma himayenizdeki üvey kızlarınız eğer o kadınlarla ilişkide bulunmamışsanız kızlarıyla evlenmenizde size bir günah yoktur kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri ve geçmişte olanlar bir yana iki kız kardeşle bir arada evli olmanız size haram kılınmıştır. Gerçekten Allah çok affeden ve sürekli merhamet edendir. Ve harpte esir alarak sahip olduklarınız hariç evli kadınlar da size haram kılınmıştır. Bunlar Allah tarafından size belirlenen hükümlerdir. Bu sayılanlardan başkasını zinadan uzak durup iffetli olarak kendi mallarınızla istemeniz size helal kılınmıştır. Artık müt'a olarak evlendiğiniz kadınların belirlenmiş mehirlerini kendilerine verin. Mehri belirledikten sonra onu azaltmak veya çoğaltmak hususunda birbirinizle anlaşmanızın size bir günahı yoktur. Kuşkusuz Allah bilendir hikmet sahibidir. Sizden mümin hür kadınlarla evlenmeye mal varlığı yönünden gücü yetmeyen kimse sahip olduğunuz mümin cariye kızlarınızla evlensin. Allah sizin için imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Fuhuştan uzak durup iffet ölçülerine riayet etmeleri ve gizli olarak kendilerine dost edinmemeleri halinde onlarla ailelerinin izniyle evlenin. Mehirlerini de uygun şekilde onlara verin. Eğer evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanır. Bu, içinizden evlenmek yüzünden zorluğa düçar olmaktan korkanlar içindir. Fakat sabretmeniz sizin için daha iyidir. Allah bağışlayandır, ve sürekli merhamet edendir. Allah bilmediklerinizi size açıklamak, öncekilerin sünnetlerine, yol yordamlarına sizi hidayet etmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Allah tövbenizi kabul etmek ister. Nefsi arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmeyi diler. Zaten insan zayıf olarak yaratılmıştır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayalı ticaret, alışveriş olması durumu hariç birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin. Kendinizi birbirinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı sürekli merhamet edendir. Kim haksızlık ve zulümle bunu yaparsa yakında onu ateşe koyacağız. Bu Allah için pek kolaydır. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız kötülüklerinizi, günahlarınızı giderir ve sizi değerli bir yere yerleştiririz. Sakın Allah'ın sizden bir kısmınızın diğer bir kısmınıza üstün olmasına vesile kıldığı şeyleri arzu etmeyin erkeklere kazandıklarından bir pay vardır ve kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın ihsan ve lütfundan size bağışta bulunmasını dileyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Baba ve annenin yakınların ve kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz kimselerin bıraktıklarına mirasçı olmaları için her ölüye bir takım mirasçılar belirledik. Öyleyse bunların miras paylarını verin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gözetleyendir. Allah'ın kimini kiminden üstün kıldığından ve erkeklerin kendi mallarından harcamada bulunduklarından erkekler kadınlara yönetici ve koruyucudurlar. Salih kadınlar itaatkardırlar ve Allah'ın onların haklarını korumasına karşılık gizli de kocaları bulunmadığı zaman onların hak ve sırlarını korurlar. Serkeşliğinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Eğer tesir etmezse yatakta onları yalnız bırakın. Eğer bununla da düzelmezlerse onları dövün. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol, bahane aramayın. Şüphesiz Allah yücedir, ve büyüktür. İkisinin birbirinden ayrılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Eğer bu hakemler aralarının düzelmesini isterlerse, Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Anneye, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, birlikte olduğunuz arkadaşa, yolda kalmışlara ve sahibi olduğunuz kölelere iyi davranın. Şüphesiz Allah, böbürlenen ve övünen kimseyi sevmez. Bunlar, böbürlenen ve övünenler, cimrilik yaparlar. İnsanları da cimriliğe davet ederler ve Allah'ın kendi lütfuyla verdiği şeyi gizlerler. Kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık. Bunlar mallarını halka gösteriş için harcarlar. Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Kimin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Ne olurdu Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah yolunda harcasalardı. Allah onları iyice bilir. Şüphesiz Allah zerre kadar kimseye zulmetmez. Kulun yaptığı iş zerre kadar bir iyilik bile olsa Allah onu kat kat arttırır ve kendi katından da ona büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir tanık gözlemci getirip seni de onlara tanık, gözlemci olarak getirdiğimizde onların halleri nasıl olur? O gün küfre düşenler ve peygambere isyan edenler yerle bir olmalarını arzu ederler ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ve cünüpken yolcu olma durumunuz müstesna, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta olursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunursanız, onlarla cinsel ilişkide bulunursanız, su bulamadığınız takdirde temiz toprağa teyemmüm edip yönelip yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affedendir, bağışlayandır kendilerine kitaptan bir pay verilenlere bakmaz mısın nasıl da sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir veli olarak Allah yeter yardımcı olarak Allah yeter Yahudilerden bazıları sözleri kendi yerinden çıkarıp saptırıyorlar tahrif ediyorlar dillerini eğip bükmek ve dine darbe vurmak için işittik ve itaat ettik demenin yerine işittik ve karşı geldik dinle dinlemez olası ve ''Raina'' derler. Eğer işittik ve itaat ettik bizi dinle ve bize fırsat ver deselerdi onlar için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ama Allah küfürleri yüzünden onları kendi rahmetinden uzaklaştırmıştır. Az bir topluluk dışında onlar iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar! Biz bazı yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi adamlarını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce sizin yanınızda olanı tasdik edici olarak indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri kesin gerçekleşen bir emirdir.'' Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ama ondan başka günahı dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa gerçekten yalan uydurarak büyük bir günah işlemiştir. Kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Oysa Allah dilediğini kötülüklerden temizler ve onlara en ufak bir haksızlık da edilmez. Bak nasıl da Allah hakkında yalan uyduruyorlar. Bu apaçık günah onlara yeter. Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri görmedin mi? Cipt ve tağuta, puta ve Allah'a karşı olan güçlere inanıyor ve kafirler için bunlar izledikleri yol bakımından iman edenlerden daha çok hidayete yakındırlar, diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanet ettiği, merhametinden uzaklaştırdığı kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onun için bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıktan bir payları mı var? Eğer öyle olsa insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar bir şey bile vermezler. Yoksa insanlara Allah'ın kendi lütfuyla verdiği şeyi mi kıskanıyorlar?'' Gerçekten biz İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik. Biz onlara büyük bir hükümranlık verdik. Onlardan, kitap ehlinden, ona, peygambere iman edenler de, ondan yüz çevirenler de var. Cehennemin alevli ateşi bunlara yeter. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe atacağız. Derileri yanıp kavrulunca Azabı tatmaları için derilerini başka derilerle değiştiririz. Şüphesiz Allah üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip salih amel edenleri altından ırmaklar akan içinde sürekli kalacakları cennetlere yerleştireceğiz. Orada onlar için temiz eşler vardır ve onları güzel gölgeliklere yerleştiririz. Allah emanetleri sahibine vermenizi ve insanlar arasında hükmedince adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan o yetki sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bir şeyde çekiştiğiniz zaman o hususta Allah'a ve Peygamber'e başvurun. Böyle yapmanız hem daha iyidir ve hem de sonu daha güzeldir. Sana indirilene de, Kur'an'a, senden önce indirilene de, Tevrat'a iman ettiklerini sananları görmüyor musun? Onlar tağutun yanında muhakeme olmak isterler. Oysa onlara onu inkar etmeleri emrolunmuştur. Şeytan onları uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor. Kendilerine Allah'ın indirdiği şeye ve peygambere gelin denilince münafıkların senden şiddetle yüz çevirdiğini görürsün. Elleriyle önceden hazırladıkları işlerden dolayı bir musibete uğrayınca durumları nasıl olur? O zaman sana gelerek biz sadece iyilik etmek ve uzlaşmak istedik derler. Allah onların kalplerinde olanı bilir. Onlardan yüz çevir. Onları cezalandırmaktan vazgeç. Onlara öğüt ver ve kendi halleri hakkında onlara açık, ifadeli ve etkili bir söz söyle. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi ve peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, Allah'ı tövbeleri kabul eden ve sürekli merhamet eden olarak bulurlardı. Hayır, sandıkları gibi değil. Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hüküm hakkında kalplerinde bir sıkıntı duymadan Tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Biz onlara kendilerini öldürmelerini, ölüm için hazır olmalarını veya kendi yurtlarından çıkmalarını yazsaydık, emretseydik, içlerinden azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Halbuki kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha iyi ve hak üzere sebatları için daha etkili olurdu. Bu takdirde biz de onlara şüphesiz katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Ve kuşkusuz onları doğru olan yola hidayet ederdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar kıyamette Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular, şehitler veya amelleri gözetleyiciler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar.'' Bu lütuf Allah tarafındandır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler, savaşmaya giderken tedbirinizi alın. Sonra gruplar halinde veya topluca hareket edin. İçinizden ağır davrananlar olacak ve size bir musibet gelip çatınca da Allah bana nimet verdi de onlarla birlikte bu sıkıntılara tanık olmadım diyecektir. Allah'tan size bir lütuf erişecek olursa aranızda hiçbir dostluk bağı olmayan yabancı biri gibi keşke onlarla birlikte olsaydım da büyük bir başarıya erseydim diyecektir. Artık dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya zafer elde ederse ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Bize kendi katından bir veli, koruyucu ve yönetici ver ve bize kendi katından bir yardımcı ver diyen mustazaf, ezilmiş erkek, kadın ve çocukların yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tagut yolunda savaşırlar. O halde siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın tertip ve tuzağı zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı hakkıyla ayakta tutun ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş yazılınca onlardan bir kesimi Allah'tan korkar gibi veya daha fazla bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar. Ve dediler ki, Ey Rabbimiz! niçin bize savaşı yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı? De ki, dünyanın zevk ve imkanları azdır. Takvalılar için ahiret daha iyidir. Ve orada size en ufak bir haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır. Sağlamlaştırılmış kalelerde olsanız bile. Onlara bir iyilik, sıhhat, bolluk, zafer erişirse bu Allah katındandır derler onlara bir kötülük hastalık fakirlik yenilgi erişirse bu senin tarafındandır derler de ki hepsi Allah katındandır bu insanlara ne oldu da neredeyse hiçbir sözü doğru şekilde anlayamıyorlar sana gelen her iyilik Allah'tandır sana ulaşan her kötülük kendi nefsindendir seni insanlara elçi olarak gönderdik. Gözetici olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, bil ki biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Senin yanında bulunduklarında bizden itaat derler. Ama yanından ayrılınca onlardan bir grup, geceleyin senin sözlerinin dışında başka tertip ve düzenler kurarlar.'' Allah onların geceliğin kurduklarını yazıyor. Onlardan yüz çevir, onları cezalandırma ve Allah'a güven. Güvenilen ve koruyucu olarak Allah yeter. Kur'an'ı gereğince düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı. Güvenlik veya korkuyla ilgili bir haber onlara geldiğinde derhal onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve kendilerinden olan yetki sahiplerine götürecek olsalar, içlerinde işlerin gerçeğini anlayan kimseler muhakkak ki onun gerçeğini bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç hep şeytana uyardınız. Artık Allah yolunda savaş. Sen yalnız kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Olur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha çok ve cezası daha ağırdır. Kim iyi bir iş için aracılık ederse kendisine ondan bir pay vardır. Kim de kötü bir iş için aracılık ederse ondan bir payı vardır. Allah her şeyi gözetleyendir ve koruyandır. Size bir esenlik dileğinde bulunulduğunda siz daha güzeliyle esenlik dileğinde bulunun veya onun aynısıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyi hesap edendir. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O sizi gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü olan kimdir?'' Size ne oldu da münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Bir grup onlarla savaşmayı kabul ediyor, diğeri ise buna karşı çıkıyor. Oysa Allah yaptıkları işlerden dolayı onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdığı, sapıklığa bıraktığı kimseyi doğru yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah kimi saptırdıysa artık ona bir kurtuluş yolu bulamazsın eşit olasınız diye kendileri kafir oldukları gibi sizin de kafir olmanızı arzu ederler. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan veli, koruyucu ve yar edinmeyin. Bunu kabul etmez, yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan kendinize bir veli, dost ve koruyucu ve bir yardımcı edinmeyin ama sizinle aralarında antlaşma olan bir kavme bağlananlar veya sizinle savaşmaya ya da kendi kavimleriyle savaşmaya yürekleri dayanmayıp size gelenler bu hükmün dışındadır. Allah dileseydi onları size musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Sizi kendi halinize bırakırlar sizinle savaşmazlar ve barışı önerirlerse Allah onlara karşı size bir yetki vermemiştir.'' Yakında hem sizin tarafınızdan güvende olmak ve hem de kendi kavimleri tarafından güvende olmak isteyen bir toplulukla karşılaşacaksınız. Fakat ne zaman fitneye çevrilseler, çağrılsalar ona dalarlar. Eğer onlar sizi bırakmaz, barışı önermez ve size karşı kötülükten vazgeçmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Hiçbir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla olursa o başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köle azat eder ve bağışlamaları müstesna öldürülenin ailesine kan parası öder. Eğer öldürülen kişi, mümin olduğu halde size düşman olan kavme mensup olursa, varisleri kafir olursa, o zaman sadece bir köle azat eder. Ama aranızda antlaşma olan bir kavimden olursa o zaman ailesine kan parası öder ve mümin bir köle azat eder. Köle bulamayan, buna gücü yetmeyen kimse iki ay peş peşe oruç tutar. Bu Allah tarafından kararlaştırılan bir tövbe vesilesidir. Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibidir.'' Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona azap eder, ona lanet eder, onu rahmetinden uzaklaştırır ve ona pek büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşmak için yolculuğa çıktığınızda araştırın. Size selam verene kalıcı olmayan dünya malını elde etmek için sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında çok ganimetler vardır. Siz de önceden öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu ve sizi hidayete eriştirdi. O halde araştırın. Şüphesiz Allah yaptığınız her şeyi bilir. Müminlerden kendilerinde bir rahatsızlık olmadan evlerinde oturan kimselerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlar bir değillerdir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri makam bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de güzel mükafat vaat etmiştir. Allah cihad edenleri evde oturanlardan pek büyük bir mükafatla üstün kılmıştır. Kendi katından verdiği makamlarla, bağışlanmayla ve rahmetle onları üstün kılmıştır. Allah bağışlayandır, ve sürekli merhamet edendir. Melekler kendi nefislerine zulmedenler olarak canlarını aldıkları kimselere ne durumdaydınız derler. Onlar da biz yeryüzünde güçsüz düşürülen, ezilen kimselerdik derler. Melekler Allah'ın yeri hicret etmeniz için yeterince geniş değil miydi derler. İşte onların barınağı cehennemdir. Varacakları yer ne de kötüdür ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan bir çareleri olmayan ve hicret için bir yol bilmeyen güçsüz düşürülmüş kimseler müstesna Allah'ın bunları bağışlaması umulur. Allah sürekli affedendir ve günahları bağışlayandır. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak birçok yer ve bolluk bulur ve kim Allah'a ve Resulüne doğru hicret niyetiyle evinden çıkar da sonra ölüm ona ulaşırsa onun mükafatı mutlaka Allah'a aittir. Allah çok bağışlayandır ve sürekli rahmet edendir. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda eğer kafirlerin size zarar vermesinden korkarsanız namazı kısaltmanızın bir sakıncası yoktur. Şüphesiz kafirler size apaçık düşmandır. Onların içerisinde olur da onlara namazı kıldırırsan onlardan bir topluluk silahlarını kuşanarak seninle birlikte namaza dursun. Secde ettiler mi namazı münferit olarak bitirerek sizin arkanızda yer alsınlar. Bu kez namazı kılmamış olan diğer topluluk hazırlık içinde ve silahlarını kuşanarak gelip seninle namaz kılsınlar. Kafirler aniden size saldırmak için sizin silahlarınızdan ve araçlarınızdan gaflet etmenizi isterler. Eğer yağmurdan dolayı rahatsız ve hasta olursanız, silahlarınızı yere bırakmanızda size bir sakınca yoktur. Fakat hazırlıklı olun. Şüphesiz Allah kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken ve yanınız üzere yatarken Allah'ı anın. Güvenliğe eriştiğinizde ise namazı hakkıyla kılın. Şüphesiz namaz müminler için zamanı belirlenmiş bir farizadır. O kavmi takip etmede gevşek davranmayın. Siz acı çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar ve siz Allah'tan onların ummadığı şeyi, cenneti umuyorsunuz. Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Biz sana kitabı insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Kendilerine hıyanet edenler adına onları desteklemek için tartışma. Şüphesiz Allah hainlikte ileri giden günahkar kimseyi sevmez. Onlar hıyanetlerini insanlardan gizliyorlar da Allah'tan gizlemiyorlar. Oysa Allah geceliğin onun razı olmadığı sözleri kafalarına koyduklarında bile onlarla birliktedir. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Haydi siz dünya hayatında onları savundunuz. Peki kıyamet gününde onları Allah'a karşı kim savunur? Veya onlara ahirette kim sahip çıkar? Kim kötü bir iş yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Günah işleyen kimse sadece kendi zararına günah işler. Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Kim bir hata yapar veya bir günah işler sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa Gerçekten apaçık bir iftira ve günah yüklenmiştir. Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya yeltenirlerdi. Onlar sadece kendilerini saptırırlar ve sana hiçbir zarar dokunduramazlar. Allah sana kitap ve hikmeti indirmiş ve bilmediğini sana öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu pek büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda bir hayır yoktur. Bağışta bulunmayı, iyiliği ve insanların arasını bulmayı emreden kimse müstesna. Bunları Allah'ın rızasını elde etmek için yapana büyük bir mükafat vereceğiz. Kim hidayet yolu kendisine belli olduktan sonra peygambere karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu yöneldiği yöne yönlendirir ve cehenneme sokarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışında olanı, diğer günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki haktan pek uzak bir sapıklık içine düşmüştür. Onlar müşrikler Allah'tan başka sadece bir takım dişi putları çağırmaktalar. Onlar sadece azgın şeytanı çağırmaktılar. Allah onu şeytanı kendi rahmetinden uzaklaştırdı ve şöyle dedi: Kullarından mutlaka belirli bir payı kendim için alacağım. Mutlaka onları doğru yoldan saptıracağım. Onları uzun arzularla avutacağım ve hayvanların kulaklarını kesmelerini onlara emredeceğim ve Allah'ın yarattığını değiştirmelerini onlara emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp şeytanı kendine dost edinirse apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan onlara söz vermekte ve arzularla onları avutmaktadır. Şeytanın onlara verdiği söz aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir ve oradan kaçış yolu bulamazlar. İman edip salih ameller yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz.'' orada ebedi kalırlar. Bu Allah'ın hak vaadidir. Ve kimdir Allah'tan daha doğru sözlü? Ne sizin arzu ve isteğinizledir, ne de kitap ehlinin arzu ve isteğiyle. Kötülük işleyen kimse mutlaka o kötülüğüyle cezalandırılır ve Allah'tan başka kendisine bir dost ve yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, imanlı olarak salih amel işleyen kimseler cennete girerler ve onlara zerre haksızlık edilmez. İyilik yapan biri olarak kendisini Allah'a teslim eden ve hakka yönelerek İbrahim'in dinine uyan kimseden din, yol ve yöntem yönünden daha güzel olan kim var? Allah İbrahim'i kendine dost edindi. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar hakkında size fetva veriyor. Evlenmek istediğiniz fakat belirlenen haklarını vermek istemediğiniz yetim kızlarla aciz çocuklar hakkındaki ve öksüzlere karşı adaletle davranmanız hususundaki hükmü kitaptan size okunan ayetlerde açıklıyor. Ne iyi iş yapsanız Allah mutlaka onu bilir.'' Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik veya ilgisizliğinden endişe ederse, bazı haklarından vazgeçmekle de olsa, barışmalarında her ikisine de bir günah yoktur. Ve barış daha iyidir. Gerçi nefislerde cimrilik ve açgözlülük ağır basmaktadır. Eğer iyilik eder ve takvalı olursanız, mutlaka Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'' kadınlar arasında ne kadar adaletli olmaya düşkün olsanız da kalbi muhabbet yönünden denge ve adalet oluşturmaya gücünüz yetmez. Öyleyse birine eğilim göstererek diğerine tam ilgisiz olmayın ki onu askıdaymış gibi bırakırsınız. Eğer uzlaşır ve takvalı olursanız bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Eğer uyum sağlamaz, birbirlerinden ayrılırlarsa, Allah kendi geniş lütfuyla onların her birini ihtiyaçsız duruma getirir. Allah güç ve merhametiyle her şeyi kapsayandır ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde var olan her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara da size de Allah'tan korkun diye tavsiye ettik. Fakat eğer kafir olursanız şunu iyice bilin ki göklerde ve yerde var olan her şey Allah'ındır. Şüphesiz Allah zengindir ve övülendir. Göklerde ve yerde var olan her şey Allah'ındır. İşleri düzenleyici ve koruyucu olarak Allah insana yeter. Dilerse ey insanlar sizi götürür ve başkalarını sizin yerinize getirir. Allah'ın buna gücü yeter. Dünya mükafatını isteyen bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah'ın katındadır. Allah kulların yakarışını duyan ve hallerini görendir. Ey iman edenler! Sürekli adaleti ayakta tutun. Kendinizin, baba ve annenizin veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile Allah için şahitlik edin. Hakkında şahitlik ettiğiniz kişi fakir de olsa zengin de olsa Allah onlara dava taraftarlarının hakkına riayet etmeye sizden daha layıktır. O halde nefsi isteklerinize uymayın ki yoksa haktan uzaklaşırsınız. Eğer sözü değiştirir veya şahitlikten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve önceden indirdiği kitaba hakkıyla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, doğru yoldan pek uzak bir sapıklığa düşmüştür. İman edip sonra kafir olan, sonra tekrar iman edip tekrar kafir olan, sonra küfür ve inkarlarını arttıranları Allah asla bağışlamaz ve onlara bir yol da göstermez. Münafıklara kendileri için hazırlanmış olan acı azabı müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri kendilerine veli, koruyucu ve dost edinirler. Koruyucu ve dost edinirler. Yoksa kafirlerin yanında izzet ve onur mu arıyorlar? Oysa izzet ve onurun tümü Allah'a aittir. Allah kitapta size şu hükmü indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde başka bir konuya dalmadıkça onlarla oturmayın. Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz. Allah münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde bir araya toplayacaktır. Onlar sürekli sizi gözetleyip duruyorlar.'' Allah tarafından size bir zafer erişirse biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler için zaferden bir pay olursa size egemen değil miydik ve sizi müminlerden gelen zarardan korumadık mı derler. Allah kıyamet günü hakkınızda hükmedecektir. Allah kafirlerin müminlere karşı üstünlüğünü sağlayan hiçbir yol koymaz.'' Gerçekten münafıklar Allah'ı aldatmak isterler. Oysa Allah onları aldatır. Onlar namaza kalktıklarında bezgin, isteksiz olarak kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı da çok az anarlar. Bu ikisinin arasında küfür ve iman yollarından birini seçmede kararsızdırlar. Ne bunlarladırlar ne de onlarla. Allah kimi saptırsa artık onun için bir kurtuluş yolu bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri kendinize veli, koruyucu ve dost edinmeyin. Yoksa sizi cezalandırması için kendi aleyhinize kesin bir delil mi Allah'a vermek istiyorsunuz? Kuşkusuz münafıklar cehennemin en aşağı katındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve Allah'a sarılıp dinlerini Allah için halis kılanlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükredip iman ederseniz Allah'ın size azap etmeye ne ihtiyacı vardır. Allah sürekli şükreden iyiliklere karşı kadirsiz az amele bol mükafat veren ve bilendir. Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimse müstesna Allah kötülüğün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir ve bilendir. Yapmış olduğunuz bir iyiliği açıklasanız veya gizleseniz ya da bir kötülüğü affetseniz tüm bunları Allah bilir. Kuşku yok ki Allah çok affedendir ve güçlüdür. Şüphesiz Allah ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini ayırmak isteyenler, bir kısmına iman ediyoruz, bir kısmını inkar ediyoruz diyenler ve o ikisinin imanla küfrün arasında bir orta yol izlemek isteyenler var ya, işte onlar gerçek kafirlerdir ve biz kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlar işte onların mükafatlarını Allah verecektir. Allah bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir. Kitap ehli gökten bir kitap indirmeni senden istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyük bir istekte bulunmuş, açıkça Allah'ı bize göster demişlerdi. İşte bu zulümleri yüzünden onlara yıldırım çarptı. Sonra kendilerine Apaçık deliller, mucizeler geldikten sonra buzağıyı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Antlaşmalarını korumaları için tuğru başlarının üzerine diktik ve kapıdan secde ederek girin ve cumartesi günü taşkınlık yapmayın dedik. Biz onlardan çok sağlam ve ağır bir ahit aldık. Ahitlerini çiğnemeleri Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflıdır demeleri yüzünden onları rahmetimizden uzaklaştırdık. Gerçekte inkar etmelerine karşılık Allah kalplerini mühürledi. Artık az bir grup dışında onlar iman etmezler. Bu cezalandırma inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarındandır. Bir de Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerindendir. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Sadece bir yanılgıya düştüler. Onun öldürülmesi hakkında ayrılığa düşenler şüphe içindedirler ve bununla ilgili bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uymaktalar. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendine doğru yüceltti. Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden olan herkes mutlaka ölümünden önce ona iman edecektir ve kıyamet günü o İsa onlara karşı şahit olacaktır. Yahudilerin zulmetmeleri ve halkı Allah'ın yolundan çokça alıkoymaları sebebiyle kendilerine helal edilen birçok temiz şeyleri onlara haram ettik kendilerine yasaklanmışken riba faiz almaları ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri yüzünden onlara bu cezayı verdik ve onlardan kafir olanlar için elemli bir azap hazırladık fakat onlardan ilimde sağlam bir aşamaya erişenlerle müminler sana indirilene senden önce indirilene ve hakkıyla namaz kılanlara peygamberlere iman ederler zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler var ya, yakında onların tümüne büyük bir mükafat vereceğiz. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Esbat'a, Yakub'un evlatlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a zebur verdik.'' Önceden kıssalarını sana anlattığımız veya anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik ve Allah Musa ile açıkça konuştu. Peygamberleri göndermesinden sonra insanların Allah'a karşı artık bir hüccetlerinin, bahanelerinin kalmaması için müjdeleyici ve uyarıcı olan peygamberleri gönderdik. Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Ama kafirler inkar etseler de Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmiyle senin ehil oluşunu bilerek indirmiştir. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. Gerçekten inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlar uzak bir sapıklık içine düşmüşlerdir. Kuşkusuz Allah inkar edip zulmedenleri bağışlayacak değildir ve cehennemin yolu dışında onları bir yola hidayet edecek değildir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu Allah için kolay bir iştir. Ey insanlar! Peygamber Rabbiniz tarafından hakkı size getirmiştir. Öyleyse ona iman edin. Bu sizin için daha iyidir. Eğer inkar edecek olursanız, şunu bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında hak ötesinde bir şey demeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın peygamberi Meryem'e salı verdiği bir kelimesi ve onun tarafından gönderilen bir ruhtur. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin ve Allah üç tanedir demeyin. Vazgeçin bu sizin için daha iyidir. Allah sadece tek bir ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil, yönetici olarak Allah insana yeter. Ne Mesih ve ne de mukarreb melekler Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a ibadet etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, Allah onların tümünü kendi huzurunda bir araya toplayacaktır. İman eden ve salih işler yapanların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfuyla onlar için daha fazla bağışta bulunacaktır. Allah'a kulluk etmekten çekinen ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar Allah'tan başka kendileri için bir dost ve yardımcı da bulmayacaklar. Ey insanlar, Rabbinizden size apaçık bir delil gelmiştir ve size açık bir nur indirmişiz. Artık Allah'a iman eden ve ona sımsıkı sarılanları Allah kendi rahmet ve lütfuna yerleştirecek ve onları kendine yönelterek doğru yola hidayet edecektir. Senden kelalenin mirası hakkında fetva istiyorlar. de ki: Allah kelale kardeşler hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer bir erkek ölür de çocuğu olmaz ve yalnız bir kız kardeşi olursa geriye bıraktığı malın yarısı onundur. Ölen kız kardeş olur ve çocuğu da olmazsa erkek kardeş ondan miras alır. Eğer ölüden miras alacak kız kardeşler iki kişi olurlarsa bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Eğer miras alacak kardeşler birkaç tane kız ve erkek kardeş olurlarsa o zaman erkekler kadınların iki payını alırlar. Allah sapıklığa düşmeyesiniz diye bu hükümleri size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj, seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.